5 tona yakın kayısımız var. 5 tonunu kendi imkanlarımızla enkazdan önce çıkardık. Geri kalan 20 tonunu da para tuttuk, yani bir operatör tuttuk, parasını verdik, üstünü aldırdık. Şu bölgedekini 5 tonunu aldık, üstü açık bir şekildeydi. Öğlen yemeğine gittik ki gerek kayısımızı çıkarak. Sonra geldik, burada öğlene doğru su akıyordu. Temiz su, yani kanalizasyon suyu değil. Maskeyi aradık, dedik gelin bu suyu kesin, biz malımızı çıkaralım. Saat 12'de aramaya başladık, akşam 4'te yakın geldiler, kestiler ama geldikleri esnada da zaten artık burası göl olmuştu. Malımızın durumu böyle. Bu malı biz çıkaramadık. Şu anda biz bu mal sermayeli mal. Köylüden aldığımız bir maldır. Yakın 1,5 milyona yakın zararımız var bizim. Bu köylülere bizim para ödememiz lazım. Biz bu parayı şu anda nereden getirip bu millete vereceğiz? Yetkililere buradan sesleniyoruz. Bize yardımcı olsunlar. Kalan 2-3 ton malımız kaldı zaten. Onu da bir şekilde alsınlar ya da TMO'ya almıyor. Her tarafta TMO kayısı alıyorlar. Kayısı alınmıyor. Yani büyük şehirler birer ton ev başı almışlar ama biz onu da veremedik daha doğrusu onlara. Arkadaş, bize bir hafta mühlet verin ya da 2 gün mühlet verin. Biz bu ürünümüzü alalım. Bu ürünümüzü alma, yani geldiler sonra makinalarımız boşta. Biz makinalarımızı hiçbir yerde, makinalarımızı durduramak ve burayı yıkmak zorundayız dedi. Ben de izin vermedim. Dedim ki içeride benim 15-16 ton malım var. Bu malımı çıkartayım. Ondan sonra yıkın burayı dedim. O zaman dedi biz polisi çağıracağız. Polis geldi. Dedim çağırın gelsin. Polis geldi. Polise dedim ki ya biz bu yıkılan binayı tekrardan yapacak değiliz. Bizim içeride ürünümüz var. Eşyadan da vazgeçtik. Hiç olmazsa alttaki ürünümüzü çıkartalım. Ondan sonra yıkın dediler. Hayır dediler. Olmaz dediler. Siz dediler müteahhitlerin işlerine karışamazsınız. Ben orada itiraz ettim. Arkadaş bu benim kendi emeğim, kendi kayısım. Bunu kimse bana karşılamayacak. Kimse bana bunu vermeyecek. Ben tarım ilk kooperatifliğine gittim. Kendi imkanlarımla getirdim. İçeri bilene girmediler. Kendim içerine girdim. Fotoğraflarını, videolarını çektim. Verdim. Adam çıkarken bana dedi ki arkadaş dedi sen buradan hiçbir şey dedi kanıtlayamazsın. Hiçbir şey dedi gösteremezsin. Yani bu ürün senin ürünün de olsa dedi. Bunu sana ödemesi yapmazlar. Ben de bunun aynısını polislere söyledim. Devlet kurumlarına söyledim. Ya bırakın şu ürünümüzü alalım hiç olmazsa dedim. Yıkılmamış başımıza. Alttan girip alalım ürünümüzü dedim. Hayır dedi olmaz dedi. Siz bizim işimize karışamazsınız dedi. Yoksa dedi sizi yasal işlem yapacağız. Bırakmadığımız halde binayı yıktılar. Bu enkazın üstü de tablası da sağlamdı buranın. Daha tablası üstünde çökmemişti. Ondan sonra dediler ki yasa gereği bizim devletin vermiş olduğu bize izne göre bizim burayı sıfırlamamız lazımmış. Ne olacak? Kayısının içinde bu üstündeki hazır tablayı da bu sefer yıktılar. Hazır tablayı yıkılmayan yeri yıktılar ürünümüzün üzerine. Sonra biz ürünümüzü kendi imkanlarımızla açtık ürünümüzün üzerine. Kendi imkanlarımızla açtık. Sonuçta biz buna emek vermişiz. Biz bunu gitmişiz. Tane tane bahçelerden tek tek toplamışız bu ürünü. Gittik, getirdik. Kepçeye 1.000 lira, 1.500 lira para verdim, açtırdım. Ondan 15 gündür ben maskenin peşinde koşuyorum. Doğanşehir'de açık ve net söylüyorum. Kapı kapı yanlarına gittim. Ya Allah rızası için dedim gelin şu suyu kesin. Bu su buraya girer, bu ambara girer dedim. Bana her seferinde biz şu anda dediler, bir dediler direkte elektrik var. Bir dediler bina üzerimize yıkar. 15 gün boyunca maskeyi aradım, maskeden kimse gelmedi. Sabah oldu, baktım ki hafiften su geliyor. Saat 9-10 civarıydı. Aradım dedim ki ya arkadaşlar ya şu bina zaten ortada yok. Sizin yani zorlayacak, sizin üstünüze düşecek bir şey yok burada. Gelin dedim bu suyu kesin dedim hiç olmazsa su geliyor malımızın üzerine. Kendi imkanlarımızla ne kadar kurtarırsak. 15 ton maldan ne kadar kurtarırsak 3 ton mu kurtarırız, 5 ton mu kurtarırız? Su bastıktan sonra göletin içine girdikten sonra maske arıyorum arıyorum gelmiyor. Telefonlarımıza bile cevap vermiyorlar. Sonra ondan sonra su basmış her tarafı küreğimi artık kazmayı lanet olsun deyip attım çıktıktan sonra gelip suyu kestiler. Maskenin çalışan elemanlarının yarısının da haberi var. Peşlerinden koştum. 15 gün boyunca koştum. Her defasında söyledim kimse gelmedi. Yani sizden istediğim şudur. Bu mal göz göre göre üstü sağlam olan bir maldı. Yıktılar. Şu anda da hepsi harap oldu, hepsi gitti, hiçbir şeye de yaramayacak. İnsanların mallarıyla canları gitmiş insanların, evleri gitmiş insanların. Ya bırakın insanlar biraz ürününü alsın. Ürünümüzü alalım hiç olmazsa ya. Sağlam yerden hiç olmazsa ürünümüzü çıkartalım.
Şu anda yapacağımız elde avuçta hiçbir şey yok. Sıfır elde sıfır. Sonu da ne olur ne olmaz onu bilmiyorum. Bakalım yine sonucu ne olacak.